Evet arkadaşlar AYT fizik konularına devam ediyoruz. Bugünkü konumuz eğik atış. Şimdi eğik atış nedir arkadaşlar? Eğik atış cismin yerden e, ve sıfır hız büyüklüğü yatayla alfa açısı yapacak şekilde atıldığı zamanki harekettir. Yani gördüğünüz gibi cismin ne yapıyor? Yerden belli bir alfa açısı atıldığı zaman böyle bir yörünge izlediğini görmüş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şu. Şimdi burada cisim atıldığı zaman ne olur arkadaşlar? Atıldığı zaman cismin iki tane hızı oluşur. Bir yatay hızı vardır. Mutlaka bir düşü hızı olduğunu ne yapar Burada göstermemiz gerekiyor arkadaşlar. İki tane hızı olduğunu biliyoruz. Şimdi burada cismin tabii ki bu hızını bulurken ne yaparız arkadaşlar? Böyle V0 hızla atıldığı için şurası nedir? V0 çarpı kosinüs alfadır. O zaman şu düşeydeki hız nedir? V0 çarpı sinüs alfadır. O zaman cisim burada iki tane hız oluşuyor arkadaşlar. Cismin bir yatay hızı var, Vx hızı var. Yukarı doğru da arkadaşlar şu şekilde bir Vy hızıyla şu şekilde ne yapıyor? Bir yörünge çizini biliyoruz. Şimdi burada bilmemiz gereken olay şu. Yer çekim aşağı doğru olduğu için arkadaşlar. Yine yatay hiçbir zaman ne yapmayacak? Değişmeyecek. O zaman düşey yukarı çıkarken azalacak. O zaman en tepeye çıktığı zaman düşey ne oluyor arkadaşlar? Sıfırlanıyor. En tepede sadece hangi yatayız kaldı tekrar aşağı inerken arkadaşlar cisimimiz ne yapıyor? Tekrar buraya geldi ben yine aynı yatayız kalıyor ama düşüyoruz tekrar V'ye olmuş oluyor. O zaman bu hareketimiz nedir? Yukarı çıkarken hangi hareket var? Yukarı çıkarken bir yavaşlama hareketi var. O zaman bu yukarı çıkarken arkadaşlar bir yavaşlayı hareket yapar. Bu ne yapıyor? Sabit hareket yapıyor. Tekrar yukarıda aşağı indiği zaman şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrar burada bir yatay yatış hareketi yapıyor. O zaman bizim yapmamız gereken o birinci olay şu cismin tabii ki havada tutan nedir? Düşey hızdır. Onun için arkadaşlar yukarıya çıkış süresini bulurken her zaman düşey hızı yer çekimine bölerek arkadaşlar kaç saniyede tepeye çıktığını buluruz. Tabii çıkışla inişin ne olmasan birbirine eşit olması lazım. O zaman uçuş süresi dediğimiz süreyi bulurken arkadaşlar düşey hızın iki katını alırsak o zaman veya bunu g'ye böldüğümüz zaman cismin çıkış süresini bulmuş oluruz. O zaman burada yapmamız gereken tek olay nedir arkadaşlar? O zaman düşey hızını hesaplamamız lazım. Düşey hızını arkadaşlar g'ye bölüp yer çekimine böldüğümüz zaman iki katını almamızın sebebi nedir? Bir çıkıyor, bir indiği için arkadaşlar iki katını almak zorundayız. Burada cismin arkadaşlar aynı zamanda bir menzili vardır. Bu menzil nasıl bulacak? Menzili kim alır dediğimiz menzili arkadaşlar tabi yatay hızı alır. Tarpı t uçuş süresiyle aldırır. Bunu da bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Aşağı inerken de arkadaşlar serbest düşme yaptığı için o zaman aşağı inerken ki formülümüzde 1 bölü 2 gt kare veya biz bunu 5 tekrar olarak yazarız. Niye bunu kullandık diyeceğiz. Çünkü en tepeden inerken arkadaşlar şuradan inerken hangi hareketi yaptı? Tabii ki gördüğünüz gibi yatay atış hareketi yaptığını görmüş oluyoruz. Şimdi gelelim buradaki sorumuza arkadaşlar. Sorumuz şöyle diyor. Sürtümler önemsemediği bir ortamda yerden 50 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla eğik olarak fırlatılıyor. Cismin uçuş süresi menzili karşılaştı. Şimdi yapmamız gereken arkadaş ismi ne yapacağız? Bir düşey hızını bir de yatay hızını hemen bulmak. Şimdi bu hızı bulurken kosinüsten yardım alıyoruz. 50 çarpı kosinüs 37. Kosinüs 37 0.8 olduğu için 0.8 çarpı 50'den burası ne yapar? 40 olur arkadaşlar. Eğer burası 50 ise o zaman mecburen bunun düşey hızda ne olduğunu 30 olduğunu görmüş oluyoruz. Şimdi süreyi bulurken her zaman hangi hızdan düşey hızdan bulacağız? Yani y ekseninden. Y eksenini g'ye böldüğümüz zaman kaç sene çıktı? buluruz. O zaman düşey hızımız kaç? 30. O zaman 10'a bölersek arkadaşlar en tepeye çıkması 3 saniye sürer. O zaman cisimiz 3 saniyede tepeye çıktı. Her inişin bir çıkışı olduğu için, her çıkışın bir inişi olduğu için 3 saniye iner. O zaman 3 saniyede çıktı, 3 saniyede indi. Toplam havada kalma süresi yani uçuşumuz o zaman 6 saniye olarak gör, bulmuş oluyoruz. Şimdi menzil dediğimiz olay arkadaşlar şuradaki yol değil midir? O zaman x'i x hızı aldır diyeceğiz. x çarpı t uçuş dersek o zaman menzil dediğimiz kısmı yatay hızımız kaçtı? 40'tı. Toplam 6 saniye geçti. 6 kere 4, 24, 240 metrelik bir menzile sahip olmuş olur. Evet gelelim başka bir sorumuza. Evet sorumuzu okuduğumuz zaman sürtünmelerin önemsiz olduğu e, sistemde KL cismine şekildeki gibi atıldıklarında sırasıyla X ve Y noktalarına düşüyorlar. Cisimlerin havada kalma süreleri eşit olduğuna göre yargılanan hangileri doğrudur? Her iki, her iki havada kalma süren eşit olduğunu söylemiş. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bunun çıkışı T olsa, inişi T olsa, 2T olsa o zaman diğerinde 2T'de inmesi gerekiyor. Neden? Çünkü soruda dikkat edersin, havada kalma süre, Yani bu T çıktı, T indi. İkisi T'de havada kalmış. O da 2T'de aşağı inmiş oluyor. O zaman arkadaşlar H1, H, H, 2nin 4 katı mı O zaman şöyle yapalım. Bu 2 saniyede indiği için o zaman burası H3, H kuralına uyar. O zaman H1'in burada ne olduğunu gördük. 4 H oldu. O zaman 1 T'de çıktı, 1 TLydi O zaman 1 T'de indiği için o zaman ilk T'de H inmiş olur. O zaman H2'de H olur. O zaman birinci ifade doğru olduğunu bu şekilde görmüş olduk. Gelelim şimdi arkadaşlar şimdi VLVK'ya şimdi bunların K'nın aldığı menzilin burada D olduğunu görüyoruz. O zaman K için menzili yazarsa K'nın aldığı menzilde VK çarpı bu 2T'de almıyor mu? Şimdi L'nin aldığı menzil, L'nin aldığı menzil arkadaşlar şurası. O zaman L için yazarsak, L'de 2D yolunu alıyor. O da arkadaşlar VL'nin tabii ki hangi ekseni? Kosinüs eksenini alıyor. Yani VL çarpı kosinüs alfa çarpı 2 de alıyor. O zaman arkadaşlar burada... Evet burada arkadaşlar işlemimizi yaptığımız zaman burada VK'yı bir yalnız bırakalım. VK ne olur? D bölü arkadaşlar 2T çıkmaz mı? Buradan VL'yi çektiğimiz çektiğimizde VL ne oldu arkadaşlar? Şu ikiler gitsin o zaman d bölü d bölü arkadaşlar t oldu. Hala burada v kosinüs alfa vardı. O zaman v kosinüs alfa d bölü t eşit. Yani bu direkt arkadaşlar kosinüsü almasak bile yani her türlü ne oluyor? DL d bölü 2T'den büyük olduğu için her türlü VL'nin VK'dan büyük olduğunu. Çünkü arkadaşlar burada biz bileşeni kullandık zaman bileşeni D bölü T, D bölü 2T'den daha büyük olduğu için V ile her türlü VK'dan büyük olduğunu görmüş oluyoruz. VK artarsa K cismi L'den daha uzun sürede yere çarpar. E Tabii K'nın düşme süresi neye bağlı? Yüksekliğe bağlı. Buradaki yükseklik yani H1 yüksekliği değişmediği için arkadaşlar o zaman ne deriz? Buradaki daha uzun sürede yere çarpabilir. Yanlıştır. Ya tabii ki ne olur? Tabii ki değişmez. Niye değişmez dediğimiz zaman tabii ki bunu aşağı inme süresi neye bağlı? H1. H1 e sabit olduğu için o zaman yere düşme süresi değişmez. Cevabımızı buna göre 1 ve 2 olarak söylemiş oluruz. Evet geldik buradaki sorumuza. Sürtünmesi önemsiz ortamda aynı yükseklikten K-L cisimleri şekildeki 20 metre bölse ve 25 metre bölse hızlara atılıyorlar. K cismi X noktasında yere çarptığına göre L cismi yere çarptığında X noktasına uzaklığı kaç metredir? Şimdi arkadaşlar burada şeklimizi incelediğimiz zaman K, burada K cisminin 40 metre yol, yol aldığını görüyoruz. Yüksekliğinin ne olduğunu biliyoruz. Buradaki yükseklik, buradaki yükseklik aynıdır. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Buradan cismin yüksekliğini bulmaya çalışacağız. O zaman bize menzili vermiş, ilk seçti v çarpı T'den bulabiliriz. O zaman K'nın aldığı yol kaç metre? 40 metre. 20'lik hızla t süre düştü. O zaman t süremizi buradan 2 saniye bu. 2 saniye düşerse o zaman bu yatay atış hareketi yaptığı için 5, 15. Yani buranın h yüksekliğinin 20 olduğunu görmüş oluyoruz. Burası 20 ise burası da 20 Tabii ki burada arkadaşlar cisim ne yapmış? Eğik atış hareketi yapıyor burada. Cismin o zaman şu yukarı doğru bir düşe hızı var. Bu tarafa doğru bir yatay hızı oluşmaz mı? O zaman cisim ne yaptı? Buradan arkadaşlar şöyle bir hareket yaptı bize sorduğu mesafe şurayı sormuş. ha, burayı sormuş. O zaman süresini bulmamız lazım. Şimdi burada arkadaşlar özel üçgen vardır. Burası kaçtır? Burası 15, 20, 25. Çünkü bakın burası 25 olduğu için 37'nin karşı 3'ün katı 15, 20, 25'tir. Şimdi burada arkadaşlar bizim T süresini bilmiyoruz. Burada o zaman bizim ne yapmış arkadaşlar? Yukarı doğru bir 15'lik hızı var. Şu tarafa doğru 20'lik bir hızı var ve atıldığı yükseklik ne kadar? Atıldığı yükseklikte 20 metre. Bu cisim şu hareketi yapıyor ve yere düşüyor. Şimdi bizim tabii ki T süresini bulmamız gerekiyor. Şimdi şöyle bir formümüz var arkadaşlar. Eğer bir cisim atıldığı noktanın daha altına düşüyorsa biz buraya eksi h diyeceğiz. Eksi h formülü işe yarar. O zaman v çarpı t eksi 5 t kare. Neden? Çünkü bu cisim arkadaşlar yukarı doğru ne yaptı? Yavaşla hareket edip tekrar aşağı hızlandı. O zaman bir cisim atıldığı noktanın daha altına düşüyorsa yani burayı zemin kabul edersek burayı eksi aç diyeceğiz. O zaman buradan t'yi bulmaya çalışacağım. Burası 20'ymiş arkadaşlar. Atıldığı hız ne kadar düşeceğiz? 15 çarpı t eksi 5 t kare. Denklemi düzeltelim. 5 t kare diğer tarafa arkadaşlar. 5 t kare. Eksi 15t eksi 20 olur. Burada denklemizi 5'e böldüğümüz zaman burası t kare. E, eksi 3t eksi 4 eşittir 0'dır. Burada arkadaşlar şöyle yapalım. 4'e 1 olduğu zaman ne olur? Şurası şöyle olur arkadaşlar. Bu çarpımları burayı toplamları buraya verecekti. O zaman t'nin burada 4 saniye olduğunu görmüş oluyoruz. Çünkü burada yazarken t 4 t artı artı 1 şeklinde denklemi yazarız. Burada pozitif çıkan değer alma t'nin 4 olduğunu bulmuş oluyoruz. O zaman t 4 ise x eşittir oradan v x çarpı t'den cismin ne kadar gittiğini buluruz arkadaşlar. O zaman v x hızımız burada hangi hız? Tabii ki v x hızımız bu hız arkadaşlar. O zaman 20 çarpı 4'ten cisim 80 metre ne yapmıştır? Buradan ya x noktasından 80 metre ileriye düştüğünü görmüş oluruz. Evet, yine başka bir sorumuz arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Sürtünmeler önemsemedi ortamda şekildeki bir hız vektörleri atılan kale cisimler için bize sürelerini sormuş arkadaşlar. Yüksekliklerini sormuş ve menzillerini sormuş. Şimdi arkadaşlar soruyu şöyle yapabiliriz. Şimdi burada sürelerini ve yüksekliklerini buluruz. onu şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi süre her zaman tabii ki düşey hıza bağlıdır. O zaman önce bir hızlarını gösterelim burada. Bunun düşey hızı bu tarafa doğru böyle arkadaşlar. Bunun yatay hızı bu tarafa doğru. Diğerini de gösterelim. O zaman bunun düşey hızı yukarı doğru arkadaşlar bir birim. Bunun da e, yatay hızı bu tarafa da 3 birim. Şimdi bunları arka istersek değer de verebiliriz. Mesela buna yukarı 3 birim olduğu için bunun düşeğini 30 diyelim. Bunun düşeğini 10 diyelim. Bunun yatayına 20 diyelim. Bunun yatayına 30 diyelim arkadaşlar. Bu şekilde düşünsek daha iyi. K için düşünelim. Önce K'nın havada kalma süresini şöyle düşünebiliriz. 30 atılmışsa biz ne yapıyorduk? Y hızını G'ye bölmüyor muyduk? O zaman 30'u 10'a bölelim arkadaşlar. 3 saniyede çıkmıştır. 3 saniye ineceği için o zaman toplam havada kalması 6 saniye düşünebiliriz. Aynı şey L için. L'nin de arkadaşlar süresinin düşey hızla olacağı. Düşey hızı ne kadar burada 10. O zaman hemen 10'u arkadaşlar 10'a bölelim. 1 oldu. 1 saniye çıktı, 1 saniye indi. O zaman burada arkadaşlar havada kalma süresi kaç saniye? 2 saniye oldu. O zaman burayı 6'ı 2'ye bölersek toplam oranımız 3 çıktı arkadaşlar. Şimdi e, burada e, yükseklikler sormuş. Yükseklikler şöyle. Bu tekrar tepeye çıktığı zaman 3 saniye inmeyecek mi? O zaman hk'yı şöyle yazabiliriz. 5, 15, 25 kuralından. Hk için yani o zaman hk'nın e, aşağı tekrar inme süresi 3 saniye olacağı için arkadaşlar 45 metre olur. Tekrar HL arkadaşlar 1 saniye çıkıp 1 saniye inmiyor mu? O zaman hl için de arkadaşlar 1 saniye indiği için o zaman ne yaptı? 5 metrediriz. O zaman... HK bölü HL oranı da o zaman 45 bölü 5'ten 9 olarak bulmuş oluruz. Gelelim XK, XL meselesine. XK dediğimiz menzil değil miydi? Menzili yatay bakıyorduk. Şimdi K'nın yatay ne kadar? 20. O zaman 20. Kaç tane havada kaldı? 6. 6 kere 20 ne yapar? 120 metre düşmüş olur. Aynı şeyi L için yaparsak L'nin yatay ne kadar? L'nin yatay hızı da 30. L havada 2 saniye kaldı. 2 ile çarparsak 60. Bunu oranını yaparsak arkadaşlar buradan 2 olarak bulmuş oluruz. Demek ki arkadaşlar yaptığımız olay nedir? Burada sadece şu hızları değer vererek yaptık. Değer vermeden formüllerde de kullanabildik arkadaşlar. Bu şekilde bulmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı mutlaka beğenelim.